Merhabalar, jQuery ikinci dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci dersimiz biraz detaylı oldu. Yeni yeni alışan arkadaşlar için tane tane detaylıca anlatmaya çalıştım. İkinci konudan itibaren artık biraz hızlanacağız ve seçicilerden itibaren metotlar ve diğer konuları da hızlı bir şekilde işleyip jQuery'e son vereceğiz arkadaşlar. Evet, ikinci bölümde öz nitelik seçicileri işlemeyi düşünüyorum. Öz nitelikler bildiğiniz gibi DOM yapısı içerisinde etiket özetler içerisinde bulunan değerleri belirtir. Bu öz nitelik seçicilerini CSS derslerimde anlatmıştım arkadaşlar. Bu üzerinden birazcık daha jQuery kısmı ile birlikte geçmeye çalışacağım. Burada şapkalı eşittir, dolar başlangıç eşittir, pardon dolar eşittir, yıldız eşittir ve tilde eşittir gibi kavramlar var. Bu kavramları birazdan değineceğim. Şapka eşittir demek öz nitelik değeri başlangıcını sınar, denetler, varsa seçer dolar eşittir demesi öz nitelik değeri bitiyorsa bizim belirttiğimiz karakterlerle bitiyorsa seçmeye yarar. Yıldız eşittir. Herhangi bir karakteri içeriyorsa anlamına gelir. Tilde işareti de öz nitelik değerler arasında boşluk varsa kullanılan bir özelliktir arkadaşlar. Hemen bunlara bir takım örnekler verelim. İndeks H içerisine geldim. Burada daha önceki dersimden kalan H1 var, P var. Bunları kullanabiliriz tekrar. Mesela H1'i kullanalım arkadaşlar. ID yapısından kullanabiliriz. App.js kısmına geleyim. Önceki dersimde örnekte yapmış olduğum kodlarımı sileyim arkadaşlar. Temiz bir sayfamız olsun. Evet burada şöyle indeks HTML'ime tekrar döneyim. DOM yapımda ne var? Bir H1 var ve ID'si başlık. AppJS'ime tekrar geldim. Neyle seçicileri kullanıyordum? Dolar ve parantezleri açarak seçicileri seçebiliyordum. Tabii ki içerisinde çift tırnaklar olacak şekilde. Çift tırnaklar arasında diyorum ki neyi seçelim? H1'i seçeyim ama H1'i şöyle seç h1'den sonra bir köşeli parantez kullanıyorum. Diyorum ki öz niteliklerini seçeceğim. Yani etribütlerini seçmeye çalışacağım. Bunun için diyorum ki köşeli parantezler için esine id'si olanları seç. id'si olanları seç ve bunların css background'unu şöyle background pardon color değerini red yapmak istiyorum. Bu şekilde red yaptım. Bakın h1 olacak seçicilerimde ama seçicilerimin içerisinde ID'si olan H1'leri seçmesini istiyorum. Eğer burada iki tane H1 olsaydı mesela buraya bir H1 daha ekleyelim. H1 diyeyim. Buna dediğim ki yeni başlık diyorum. Ama bu yeni başlığımın içerisinde herhangi bir attribute değeri yok. Yani herhangi bir ID değeri, herhangi bir class değeri, herhangi bir attribute değeri yok arkadaşlar. Bunun için onu seçmedi farkındaysanız. Hatta ID üzerinden gidebiliriz. Diğer şurada text'i de göstermiş oldum. Şu öz nitelik değerlerini burada bir sınayalım arkadaşlar. EPS kısmına geldim. Dedim ki ID'si neye eşit olsun? Başlık mıydı acaba? Bir bakayım tekrar. Evet, başla eşit olan ID'yi seç diyorum. Bunda da indeks seçlemeye dönüp mesela buna diyebilirim ki ID yeni diye ya da deneme diyelim buna deneme isimli bir id ekledim. Buradaki başlık kısmını silsem de ya da silmesem de silersem id'ye sahip olan iki h1'i de seçecek. Ama ben desem ki bundan içinde sadece id'si başla eşit olanı seç. Ya da Burada şapkayı kullanabilirim. Şapka eşittir diyebilirim ki başlık değil de işte B ile başlayan kısmı seç ya da D ile başlayan kısmı seç. Bakın burada D dedim. Deneme ile başlayan. Yani bu denemenin ilk karakteri nedir? D harfi ve B harfi. Ben bunları değiştirirsem bakın başlangıç değeri D ise alttakini seçti. B olduğunda ise son ilk baştakini seçti. Diğerinde ise sondakini seçti arkadaşlar. Bu ikisi arasında fark ettiyseniz şapka eşittir kavramında bu şekilde örneklendirebilirim. Hatta diğer örnekleri de bu H1 üzerinden yapabiliriz. Ritmi de ne demiştim ben dolar eşittir yani biterse anlamına geliyor. Bunu da kullanalım hemen buraya diyeyim ki dolar B. Bakalım dolar B'nin B karakteriyle biten bir H1 var mı? Şöyle indeks seçtiğime döneyim tekrar. Bakın bir tanesi K ile bitmiş. Bir tanesi de E ile bitmiş. Geliyorum buraya. Diyorum ki E ile biten ID'yi seç diyorum. Bakın ilk başta ikinci H birimi seçmiş oldu. Diğer ne ile bitmişti? K ile bitmişti. Bakın biten karakter ne ise onu seçmiş oluyorum burada. İndeks HTML'ime tekrar geldim. Şöyle bir bakayım. Deneme ve başlık demiştim. Readme de yıldız eşittir öz nitelik seçicisi vardı. Onu da bir deneyelim. Burada yıldızı kullanıyorum. Diyorum ki ID'ler içerisinde K harfine sahip bir ID var mı? Şöyle hatta X'i içinde eşit olan hangisi var? Buradaki karakterlerin hiçbiri burada kullanılmamış. Güzel desem ki mesela şurada denemeler diyeyim mesela. Burada app.js kısmına gelip ikisinde de olan bir karakteri yazdım. Bakın l yazdım. L ikisinde de olan bir karakter. O zaman bana neyi seçti? H1 başlığının ikisini de seçmiş oldu. 2 H1'i h de bana seçmiş oldu. Buradaki yıldız da e, istenilen karakterin class ya da id içerisinde yani öz nitelik içerisinde olup olmadığını denetliyor. Bir tane karakter olması onun için yetiyor arkadaşlar. İndeks eşitlemelime tekrar geliyorum. Burada bir class yeni atamışım h1'e. Buraya da deneme klasını ekleyeyim arkadaşlar. AppG isimde de Artık burayı değiştireceğim. Çünkü burada tilde var. Tilde'yi öğreteyim size. EPS kısmına geldim ve burada tilde'yi yazıyorum. Tilde'yi yazmak için altla birlikte 126 tuşuna basmanız gerekiyor. Alt tuşuyla birlikte klavyeden alt. büyük ihtimal Mac'te de Option tuşuyla birlikte numaratörden 126'yı tuşlamanız yeterlidir arkadaşlar. Bu şekilde tilde çıkıyor. Tilde de ne demiştim ben size arkadaşlar? Tilde öz nitelik değerleri arasında boşluk olup olmadığını denetliyor. Bakalım indeks eşlemel içerisinde ben bir class yazdım. Bu classın içerisinde iki tane class var. Yeni ve deneme isimli iki tane sınıf atadım ben bunlara. Diyorum ki bunun içerisine yeni dedim. ID pardon burada ID değil class demem lazım. Classlara geliyorum diyorum ki klası yeni olan varsa bu ve diğeri yani iki tane klası olan bir etiket seç ve bu ikisi arasında boşluk var mı yok mu bunu denetle anlamına geliyor. Bu şekilde de tildeyi kullanıyoruz. Tildeyi pek fazla kullanmadım ama daha çok neyi kullanıyorum? Şapka eşittir ve dolar eşittir'i çok fazla kullanıyorum arkadaşlar. Bu da nedir? Mesela bazen İmajlarda uzantısı JPEG veya uzantısı farklı bir dosya boyutu olan klasörleri ya da dosyaları seçmeniz gerekir. Burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şurada bir ne getireyim? IMG getireyim. IMG SRC olarak IMG'nin içerisinde bir tane JPEG dosyası getirin. Şurada bir JPEG dosyası geldi arkadaşlar. Şöyle büyük bir JPEG dosyası geldi. Buna bir width değeri verelim. Nedir? 200 piksele 200 piksellik bir değer verelim ve imajım burada geldi. Ben bu daha çok uzantısı belli olan ya da belli olmayan kısımlarda kullanıyorum. AppJS'ime geldiğim zaman Dolarla birlikte parantezlerimi açtım arkadaşlar. Burada IMG tagını seçiyorum. Ve öz nitelik seçicisi olarak köşeli parantezlerimi seçtim. Ha aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. İki tane veya daha fazla öz nitelik seçicisi seçebilirsiniz. Mesela burada derim ki ID'si olan ve klasında yeni klası olan sınıfı olan H1 etiketini seçmesini istiyorum. Bakın birinciyi seçti. Ben buraya desem ki mesela farklı bir şey desem kelime desem kelime diyorum. Bakın bu ikisini de seçmeyecek. Ha burası olacak ama burası olmadığından dolayı herhangi bir tanesini seçmeyecek arkadaşlar. Şuraya tekrar denemediğim birincisini seçsin. Tekrar ikinci örneğime geldim. Evet burada imaj içerisindeki etribütü seçmem lazım. Nedir? Bunun içerisinde bir SRC etribütü var. SRC etribütüne diyorum ki JPEG dosyasıyla biten, JPEG uzantısıyla biten imajları seç ve bu imajlara bir border da ekleyebilirim. ne diyeceğim buna? Artık SRC dolar eşittir diyeceğim. Ne ile biten? JPEG uzantısıyla biten. Burada parantezler içerisinde çift tırnaklar arasında tek tırnakları da kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer kabul etmezse tek tırnak kullanırız. Burada ne yapmak istiyorum? Şunun sonuna geldim. Dedim ki bir CSS ekle buna. Ne eklesin? Bir border ekleyelim. hangi Ne kadarlık bir border olsun? 2 piksel solid ee, şöyle red diyelim. 2 piksel solid red dedim. Büyük ihtimal şuradaki şeylerden dolayı tırnaklardan dolayı kabul etmedi. Şöyle jpeg dosyasını seçelim. Hatta şunu 5 yapalım. Daha güzel olsun arkadaşlar. Bakın burada çift tırnaklar arasında tek tırnak seçtim. Bazen tek tırnak ya burada düz alırken arkadaşlar jquery bazen de böyle tek tırnaklar istiyor. Yani bazen tek tırnak kullanıp bazen tek tırnak kullanmayabilirsiniz. Düz de yazsanız çalışıyor ama bazen dediğim gibi bazı etribütlerde çift tırnaklar arasında tek tırnaklarda kullanmak daha mantıklı, daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Evet bu bölümde jQuery'de öz nitelik seçicilerine yani etribüt seçicilerine ufak bir giriş yaptık. İleride derslerimiz daha zorlaştığında bu etribüt değerlerini değiştirmeyi, farklı etribütleri eklemeyi ve etribütleri silmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve Hoşça kalın.